Merhaba çocuklar. Sizlere Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okullarından sesleniyorum. Bugün sizlerle evimin yeri konusunu öğreneceğiz. Merhaba çocuklar. Bugün evimizin adresini ve evimizin çevresinde neler olduğunu öğreneceğiz. Evimizin yerini bir başkasına tarif ederken evimizin hangi sokak ya da caddede olduğunu belirtiriz. Evimizin sağında ve solunda, karşısında hangi binaların bulunduğunu belirtiriz. Böylece tarif ettiğimiz kişi evimizi kolayca bulur. Büyükler gibi bizler de acil veya gerekli durumlar için adresimizi ve ailemizin telefon numaralarını bilmeliyiz. Adresimiz oturduğumuz cadde, mahalle, sokak ve kapı numaramızdan oluşur. Örneğin ben Gül Sokağı 2 numarada oturmaktayım. Adres ve telefon bilgilerimiz bize hangi durumlarda lazım olur? Aklınıza birçok durum geldi değil mi? Adres ve telefon bilgilerimiz bir arkadaşımıza veya akrabamıza mektup göndereceğimizde veya mektup alacağımızda. Evimize gelecek misafirimize evimizi tarif ederken itfaiye, ambulans veya polise başvurmamız gereken acil durumlarda lazım olur. Bir alışveriş merkezinde kaybolduğumuzu düşünelim. Güvenlik görevlisinin yanına giderek annemizin, babamızın telefon numarasını veya ev adresimizi vererek ailemize kolaylıkla ulaşabiliriz. Adres ve telefon bilgilerimizi sadece güvendiğimiz kişilerle paylaşabiliriz. Adres bilgilerimizi polis ve güvenlik görevlileri dışında kimseyle paylaşmamalıyız. Evimizin etrafında neler varmış bir göz atalım. Evimizin karşısında vakit geçirmekten çok hoşlandığımız çocuk parkı. Çocuk parkının yanında ise komşumuz Selma teyzenin evi vardır. Evimizin arkasında dondurmacı vardır. Evimizin solunda hastane, sağında ise otopark alanı vardır. Yaşadığımız çevreyi tanımak, evimizin yerini bulabilmek için oldukça önemlidir. Ve bize güven duygusu verir. Sizler de evinizin çevresinde neler var biliyor musunuz? Hadi anlatın. Etkinlikler. Emel arkadaşına bayram kartı göndermek istiyor. Zarfın üzerine yazacağı adreste aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? Evet çocuklar, A şıkkındaki kapı numarasına ihtiyacımız vardır. B şıkkındaki Cumhuriyet Apartmanı ve 29 numaralı bilgilere de ihtiyacımız vardır. Ama C şıkkında bir araba plakası olan plakaya ihtiyacımız yoktur. Cevabımız C şıkkıdır. Ali'nin evinin arkasında ve önünde hangi binalar vardır? Ali'nin evinin arkasında benzin istasyonu, önünde ise belediye vardır. Görsele göre oyun parkının sağında hangi bina vardır? Evet, oyun parkının sağında postane vardır çocuklar. Aşağıdaki görsele göre evim marketin neresindedir? Evet çocuklar, evim marketin solundadır. Evet çocuklar, dersimiz burada son bulmaktadır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.